Bu bir protesto ve boykot videosudur. Neyi protesto ediyoruz? Nutella ve sahibi olan şirket Ferrero'yu. Bunun için çok geçerli nedenlerim var. Birazdan duyacaksınız. Lütfen bu videoyu sonuna kadar ilgiyle ve dikkatle takip edin. Nedenlerimi tek tek anlatacağım. Önce global olarak neden alınmaması gerektiğini söyleyeyim. Birincisi Nutella sağlıksızdır. İçerisinde yüksek oranda palm yağı kullanılır ve palm yağı yüksek ısıda trans yağa dönüşür. Kanser olma ihtimalinizi iki katına çıkartır. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir bilgidir. Açıp inceleyebilirsiniz. Sağlıksızlığının bir diğer nedeni çok yüksek oranda şeker ihtiva etmesidir. 100 gram Nutella'nın içerisinde 56,3 gram şeker bulunmaktadır. Siz düşünürsünüz benim 5-6 yaşındaki çocuğum niye şeker hastası, niye diyabet oldu diye. Eğer böyle bir sorununuz varsa ilk aklınıza gelmesi gereken ürün budur. Eğer böyle bir sorununuz yoksa ve bu ürünü kullanıyorsanız yarın öbür gün aklınıza gelecek bir sorudur. Şimdiden uyarayım. Küçük bir hatırlatmada daha bulunayım. Şeker kanser hücrelerinin en sevdiği besindir. Yani trans yağ ile size kanser hücreleri olarak geri dönebilir bu ürün ve yine aynı şekilde kanser hücrelerinin besini olarak da kullanılacaktır vücudunuzda. Bunu unutmayın. Bir diğer nedenimi anlatıyorum. Çevre katliamı. Bu ürün nasıl çevre katliamı yaratabilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu sevimli kavanoza dışarıdan baktığınız zaman. Bu ürünün içerisinde kullanılan palm yağı palmiye ağacından elde edilir. Endonezya ve Malezya'daki ormanlar palm ekim alanları yaratmak için düzenli olarak yakılmakta ve yok edilmekte. Malezya ve Endonezya'da her saat, bakın her yıl, her ay, her gün demiyorum, her saat 300 futbol sahası büyüklüğünde orman alanı palm ekimi için katledilmekte ve yakılmakta. Peki bu durum ne sonucu oluşturuyor? Birincisi, belki duymuşsunuzdur. Orangutanların doğal yaşam alanı olan bu ormanlar katlediliyor ve doğal olarak orangutanlar da katlediliyor. Son 20 yılda 50 bin orangutan öldürüldü sırf palm yağı için. Her gün 9 tane orangutan ölüyor bunun içerisine konulacak palm yağı için. Ben bir hayvan severim diye düşünüyorsun ve hiçbir endişen yoktu bunu yerken. Ama şimdi yerken ya da şimdi satın alırken düşünmek zorundasın. Ben bu kavanozu aldığım zaman acaba benim yüzümden bir orangutan daha ölüyor mu? Cevap veriyorum evet ölüyor. Sadece orangutanlar üzerinden gitmeyelim. Bu ormanların yakılmasıyla birlikte milyonlarca hayvan yanarak katlediliyor. Sadece orangutanlar değil yani. Bunu da göz önünde bulundur. Diyelim ki hayvansever değilsin ve orangutanlar ve diğer yanarak can veren hayvanlar hiç umrunda değil. Peki küresel ısınma? Bu ormanların yakılmasıyla birlikte karbon salınımı ve sera gazı salınımı öyle inanılmaz boyutlarda ki internette çok küçük bir araştırmayla çok korkunç sonuçlarının olduğunu göreceksin. Özellikle bu ormanların yanışıyla birlikte ortaya çıkan salınımdan, yani küresel ısınmaya da bu kavanozla birlikte destek veriyorsun. Bunu da aklında bulundur. Bir diğer neden, bu ürün ayrımcı bir ürün. Nasıl oluyor da bir şişe Nutella ayrımcı olabiliyor diyebilirsiniz. Avrupa Birliği'nde satılan Nutella ile Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde satılan Nutella birbirinden farklı. Muhtemelen Ferrero şirketi, yani bu ürünün sahibi olan Ferrero şirketi bu söylediğimi reddedecektir. Hayır içeriği aynı diye. Size iddiamı şöyle kanıtlayabilirim. Bu kavanoz yaklaşık 20 lira civarlarında satılıyor farklı marketlerde. İstanbul'da gurme marketlerde ve elit marketlerde ve çok zenginlerin alışveriş yaptığı belli başlı AVM'lerde bu ürünün ithal olanı satılıyor. Almanya'da veya İtalya'da veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinde satılan hali satılıyor. Bu şişe 20 TL iken o kavanozlar bunun 4 katı hatta 5 katı fiyatlara satılıyor. Yani bunu 20 TL'ye onu 100 TL'ye alıyorsunuz. Peki size soruyorum. İki ürün birbirinin aynısıysa 20 TL varken 100 TL'ye niye alıyor bu insanlar? Bir düşünün bakalım. Buraya kadar anlattıklarım sadece Türkiye'yi ilgilendirmeyen aslında global verilerdi. Şimdi işin en can alıcı noktası. Bu ürünü yememen gerekiyor. Her şekilde yememen gerekiyor. Dünyanın neresinde olursan ol. Ama Türkiye'deysen 2 kere yememen gerekiyor, 3 kere yememen gerekiyor, 10 kere yememen gerekiyor. Sebep fındık. Ferrero şirketi 2014 yılının sonuna doğru Türkiye'nin ve hatta dünyanın en büyük fındık ihracatçısı firması olan Oltan Gıdayı satın aldı. Bu satın alma basit bir şirket satın alması olarak düşünülebilir ilk etapta. Fakat öyle değil. Bu rekabet kurumunun onay verdiği bir satış. Çünkü fındık dünyada %70'ini ürettiğimiz çok değerli ve stratejik bir ürün. Bu satışla birlikte kendi fındığımızın sahibi değil, artık Ferrero'nun üreticisi halindeyiz. Bizim fındığımızı Ferrero satın alıyor, fiyatını Ferrero belirliyor, bizim fındık üreticimizi o hale Ferrero düşürüyor. Çünkü Ferrero'nun buna ihtiyacı var. Fındık çok değerli bir ürün ve fiyatı sürekli artıyordu. 2015 yılında fındık fiyatı 19 liraydı. Taban fiyatı. Daha net ifade edeyim. 19 TL size şu anda bir şey ifade etmiyor olabilir. Oltan Gıda'nın Ferrero'ya satışının hemen ardından 19 liralar civarındaki fiyat hızlı ve dramatik bir şekilde düşüşe geçti. 2017 civarlarında 8 liralar, 7 liralar telaffuz ediliyordu. 2018'de yine 9 lira. Şu sıralar Yanlış bilmiyorsam 11 lira civarı bir taban alım fiyatı mevcut. Eğer Ol da olsaydı durum çok farklı olacaktı. Ama artık işin başında, suyun başında Ferrero duruyor ve o ne derse o. Haberlerde duyuyorsunuzdur. Fındık üreticisi son senelerde sürekli isyan halinde. Taban fiyatları çok düşük. Biz bu bu fiyattan satarsak zarar ederiz, yandık, bittik diye. Durumun niye bu halde olduğunu şu anda biliyorsunuz. Bu kavanozu satın aldığınızda fındık üreticisine ve Türk çiftçisine de ihanet ediyorsunuz. Peki şimdi Ferrero bizden 11 liraya, 12 liraya ya da hadi en iyisini söyleyeyim, 13 liraya fındığın kilosunu satın aldı. Bu kavanozun içerisinde %13 oranında fındık var. Yani 1 kilo Nutella içerisinde 130 gram fındık var. 1 kilo fındığı senden 13 TL'ye aldı. Bu kavanozun içerisine sadece 100 gramını koydu. Yanına palm yağı ve %56.3 oranında şeker ekledi. Biraz kakao, soya lisitini vesaire gibi katkılarla sana 630 gramlık bu kavanozu 22 küsür liradan sattı. Aa, nasıl geçirdim ama? <gülüyor> <gülüyor> ne demek ulan bu? Manası çok derin ben adama bilezik gibi geçiririm demek. Saksıya fesleğen gibi oturturum anlamı da çıkar. Fındığın sahibi sensin. Dünyadaki üretimin yüzde yetmişi sende. Tek söz sahibisin neredeyse. Ve en kaliteli fındık da sende. Hani diğer yüzde otuzu senin ürettiğin fındık kadar kaliteli değil. En iyisini ve en yüksek miktarını sen üretiyorsun. Ama söz sahibi... Bu kavanozun sahibi Ferraro şirketi. Şimdi anlayabiliyor musunuz durumun vehametini? Ve Şubat'ın 5'i. Ülkemizde bayramla seyranla kutlanacak. 5 Şubat Dünya Nutella Günü. Ağam eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. Dünya Nutella Günü bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk defa kutlanıyor bu sene. Cevahir AVM'de özel bir organizasyonla. Hangi organizasyona katıldığını bil. Durum şu aslında. Ben Nutella'nın sahibi olsam şu anda Türkiye'nin durumuna gerçekten kıs kıs gülerdim. Bu yaptıklarım üstüne fındığı bu hale getirmiş olmama rağmen, yedirdiğim şu içeriye rağmen bu adamlar hala bunu almaya devam ediyor. Ve enteresandır ki 5 Şubat Dünya Nutella gününde bayram gibi kutlayacaklar. Ben bunlara daha ne yapayım diye gülüyordur muhtemelen. Dünya fındık üretiminin %70'i sende olsun. En kaliteli fındık sende olsun. Ama rakamlara, istatistiklere bakıldığı zaman sadece %11'ini Türkiye tüketiyor ve bunun çok çok büyük bir oranını bu kavanozun içerisinde tüketiyoruz. Bu kavanoza koymak için dünya fındığının %25'ini kullanıyor Ferrero şirketi. Şimdi daha anlamlı olmuştur diye düşünüyorum gözünüzde. Ferrero şirketi bunu Türkiye'den ithal olarak almış olsa çok yüksek bedeller ödeyecek ve biz bu üründen büyük bir katma değer sağlıyor olacağız. Ama adamlar ne yaptı? Çeşmenin başına geçti. Şimdi Ferrero şirketi bizim fındığımızın sahibi. Yani bunun içerisinde koymak zorunda olduğu fındığı kendisi direkt alıyor. Herhangi bir ithalat ihracat durumuna bulaşmıyor. Herhangi bir yüksek bedel ödemek zorunda kalmıyor. Olabilecek en ucuz fiyattan dünyanın en büyük rezervlerine sahip. Bir de bu açıdan düşünün. Dünyanın neresinde olursan ol, sağlığın için ve çevren için bu kavanozun içerisindeki ürünü tüketmemen gerekiyor. Ama Türkiye'deysen dediğim gibi iki katı, üç katı daha dikkatli olman gerekiyor. Bunu hiçbir şekilde evine sokmaman ve çevrende de bunu anlatıyor olman lazım. Kimseye aldırtmaman lazım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan bunu kendine ve bana yapmaya hakkın yok. Ben bu videoyu çekmeyi bir görev, bir sorumluluk ve bir zorunluluk adettiğim için bu videoyu çektim. Bu videoyu izleyen sen eğer herhangi bir noktasında etkilendiysen, şu anda elini taşın altına koymak için bir fırsatın var. Burada yapman gereken şeyi devletten ya da yöneticilerinden bekleme. Çünkü o tren kaçtı. Şimdi artık sen bir şey yapmak zorundasın. Bu videonun herhangi bir anından etkilendiysen ve eğer paylaşmazsan sana hakkımı helal etmiyorum. Yapman gereken aslında çok basit. Elini taşın altına koymak için çok külfetli işlemlere katlanmak zorunda değilsin. Sadece bu videonun yayılmasını sağlaman yeterli. Whatsapp'tan videoyu paylaş, Facebook'tan videoyu paylaş, diğer sosyal medya kanıtlarından videoyu paylaş. Bu söylediklerimi sağda solda anlat. Bu bilince insanların erişmesini sağla. Çünkü eğer biz bugün dur demezsek bizim için birileri çıkıp dur demeyecek. Bu farkındalığı senin yaşıyor ve senin yaşatıyor olman gerekiyor. Hatta bunun için şöyle bir sloganım bile var. Madem ki Türksün, paylaş ki ürksün. Burada bahsettiğim Türk ibaresi herhangi bir ırkı ifade etmiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi kapsayan bir ifade kullanıyorum. Madem ki Türksün, paylaş ki ürksün. Başka türlü bu işin sonunu alamayacağız. Başka türlü kendi güvenliğimizi sağlayamayacağız. Şimdiden söyleyeyim, bu kavanozun akıbetini soranlar olacak. Çok meraklanmasınlar diye. Bu kavanozu marketten para vererek satın aldım. Yalnız fişi cebimde. Bu video bittikten hemen sonra götürüp iade edip paramı geri alacağım. Yani Ferrero şirketine bir kuruşumu dahi bırakmayacağım. Ha şunu da yapabilirdim. Alırdım bu kavanozu tam şu anda bu masanın üzerine bam diye vurur patlatır her tarafı Nutella yapardım. Çok sansasyonel ve görseli de güzel olurdu. Protestoyu yaparken de idealli ve akıllı olmanız gerekiyor. Yani Amerika'yı protesto edeceğim diye parasını verip satın aldığınız iPhone'u kırmak pek mantıklı değil. Teknoloji. Bunu kullanmayalım hadi. Bakın ben kırdım. Kırdım. Ya da çinli döveceğim diye sadece çekik gözlü olduğu için bir Uygur türkünü döverek protesto yaptığınızı düşünmeyin. Protesto öyle bir şey değil. Akıllıca ve mantıklı yapılması gereken bir şey. İşte ben buna para verdim. Bunun videosunu çektim ve sana anlattım. Şimdi götürüp geri vereceğim ve paramı tekrar iade alacağım. Şeytanın silahını şeytana karşı kullanacağım. Size de bunu öneririm. Son söyleyeceğim de şu. Bu söylediklerime rağmen hala bu kavanozunun içindekini çok seviyor ve buna dayanamıyor olabilirsin. Kendi sağlığını düşünmüyor ve bunu yemeye, bunu tüketmeye devam ediyor olabilirsin. Ona da lafım yok. Yalnız hiçbir çocuk anne ve babası tarafından bu ürüne maruz bırakılmaya layık değil. Bunu sakın unutma. Kendini düşünmüyorsan çocuğunu düşün. Çocuğunu düşünüyorsan benim çocuğumu da düşün. Yanındakinin çocuğunu da düşün. Bu senin geleceğin. Çok sinirlendiğinizde bir beddua vardır ederseniz ya. Haram zehir zıkkım olsun diye. Benim bu videoyu çekerken bu bedduayı etmeme gerek yok. Çünkü bunu yerseniz gerçekten haram zehir zıkkım oluyor. Bu videonun başında, ortasında ya da sonunda muhtemelen Nutella reklamıyla karşı karşıya kalacaksınız. Bunun için beni suçlamayın. O reklamları oraya YouTube koyuyor ve dönem olarak da muhtemelen Nutella bu dönemde reklam çıkacaktır buna. O reklamı aklımda diye izleyin. O reklamdan etkilenmeyin. O reklam sizi bu çukurun içine çekmek için orada var. Elimden gelse o reklamı yayınlamayayım ama üzerinde müdahale edebilme şansım yok. Muhtemelen karşınıza çıkacak. Onun için şimdiden özür diliyorum. Ama aklımda diye seyretmenizde fayda var. Bu kutuyu almayın. Bunu yemeyin. Bunu tüketmeyin. Tükettirmeyin. 5 Şubat Nutella gününüz şimdiden kutlu olsun. Afiyet olsun Türkiye. Her nerede uyuyor ve uyutuluyorsa